Herkese merhabalar. Ben Ayhan Göksu. Bugün Creo Illustrate ile bir mekanizma animasyonunu nasıl kurgulayabiliriz? Bununla ilgili bir uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdi Illustrate'te bildiğiniz üzere Tool sekmesi altında bir Assembly komutu var. Fakat bu Assembly komutunu biz daha çok sembollerin parçaların yanına yanaştırılması için, örneğin bir anahtarın bir civatanın yanına gelmesi için veya bir çekicin bir burcun yanına gelmesi gibi işlemler için kullanıyoruz. Yani çok komplike montaj işlemleri için, işte bir mate tanımlanması gibi, constraint tanımlanması gibi işlemler için Assembly tool'unu aslında Illustrate'te kullanmıyoruz. Zaten Illustrate ürün ağacında herhangi bir constraint yapısında tutmayacaktır. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Herhangi patlatılmış görünüş oluştururken biz parçaları serbest bir şekilde sağa sola çekiştirebiliyoruz. Ve bu sağa sola çekiştirme işleminde de Illustrate bize data üzerine herhangi bir hata vermiyor. Çünkü yapısında Illustrate'in BOM yapısında herhangi bir parametrik yapı yok. Herhangi bir constraint yapısı yok. O yüzden de şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Herhangi bir montaj işleminin tanımlanması veya bir mekanizma işleminin tanımlanması Creo Illustrate üzerinde mümkün değil. Peki biz bu mekanizmanın oynatılmasını nasıl gerçekleştireceğiz? Burada Creo parametrik tarafından destek alacağız. Şimdi datamızı Creo parametrik programında açalım. Ve buradaki mekanizma ilişkilerini ve animasyonu Creo parametrik üzerine nasıl kurgulayacağımızı bir inceleyelim. Şimdi buradaki animasyon şöyle elle çalıştıracak olursam bakın BOM yapılarının ve ön kısımdaki kepçe yapısının çalıştığını görüyorsunuz bakın. Burada mekanizma ilişkileri lift mekanizm isminde alt montajın içerisinde yerleştirilmiş bakın. BOM'ların olduğu alt montaj. Şöyle yandan gösterecek olursam yeniden oynatalım burada. Bakın BOM yapılarının oynadığını görüyoruz. Burada 3 adet mekanizma ilişkisi tanımlı. Diğer bölümler normal standart Creo'nun constraint'leriyle tanımlanmış durumda. Tanımlı olan mekanizma ilişkilerini bakın şuralarda görüyorum. Bir şurada dönme için pin tanımlı. Burada slider tanımlı olduğunu görüyorum. Aynı şekilde buradaki piston üzerine de slider tanımlı. Şöyle göstermem gerekirse parçaların montaj ilişkilerini. Zaten ürün ağacında parça ismin yanındaki ikonun da belli oluyor mekanizma ile tanımlı olduğu. Edit Definition dediğimde pin tanımlamasını görüyoruz bakın. Serbest dönmesi için. Buradaki pistonun ileri geri gitmesi için. Yine gördük bakın mekanizma ilişkisini. Edit Definition diyelim. Slider bağlantısı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde buradaki piston yapısında da Edit Definition dersem eğer piston koluna bunu da slider mekanizma bağlantısıyla bu bölümde tanımlı olduğunu görüyoruz. Şimdi mekanizma ilişkisinin nasıl sıfırdan kurulduğunu bu videoda göstermeyeceğim. Bunun için informatik YouTube kanalımızdaki diğer Creo parametrik uygulama videolarına bakabilirsiniz. Oradaki videolar arasında anlatılıyor mekanizma ilişkilerinin kurulması. Ben bu bölümde mekanizma ilişkilerini şöyle Creo parametriğin mekanizm modülünde açıp ki mekanizm modülünü standart lisanslı açabilirsiniz. Sadece eğer MDO modülünüz yoksa dinamik analizler gerçekleştiremezsiniz ki benim şu an zaten herhangi bir mekanizma analizi değişim yok burada. Yalnızca bir hareket kurgulamak istiyorum. Şimdi burada hareketi kurgulamak için önce aslında işlemeye başlamadan önce bir start pozisyonu belirlememiz gerekiyor. Start pozisyonunu Creo'nun snapshotlarından yapıyoruz. Şöyle direkt komponenti açarsam bakın şu an aslında bir start pozisyonu lift start olarak var burada. Başlangıç pozisyonum bu. Nasıl snapshot oluşturabilir? Snapshot oluşturmasında herhangi bir şey yok. Bakın şöyle parçaların konumunu ayarlayalım. Diyelim ki burada bir snapshot oluşturacaksınız. Şurada fotoğraf makinesi butonuna kliklediğimde o snapshot'ı alıyor. Bir tane daha oluşturayım. Az daha yukarıya kaldırayım. Şöyle yapalım. Bir snapshot'ımız da burada olsun. Bakın başlangıç pozisyonu. Birinci oluşturdum snapshot, ikinci oluşturdum snapshot. Snapshot oluşturursanız sizin için daha iyi olur. Başlangıç pozisyonundan animasyonunuz oynamaya başlayacaktır. O yüzden snapshot önemli. Şimdi servo motor yani yalnızca hareket tahriki vermek için motor tanımlaması gerçekleştireceğim. Şöyle yeniden bir tam yan bölümden bakalım. Nereden vermemiz gerekiyor? Zaten 3 adet mekanizmamız vardı. Bir şuradaki dönme için, ikincisi şuradaki
şuradaki pistonun hareketi için. Üçüncü bölüm zaten şu kepçenin hareketi için. Şu an bunun yukarı kalkmasında bu üçüncü pistona, ikinci pistona vereceğim hareket tahriğinin herhangi bir önemi yok. Yalnızca yukarı kaldırmak istiyorum ilk etapta. Şöyle bakalım, görecek olursam yukarıya kalkmasına. Şimdi acaba pinden mi vermeliyim tahriği yoksa pistondan mı vermeliyim? Onu inceleyeceğiz. Şimdi bakın yukarıya kalkarken parçamız dikkat ederseniz bakın belli bir konumdan sonra sol kısımdaki parça saat yönünün tersine dönerken belli bir yükseklikten sonra saat yönünde dönmeye başlıyor. Şöyle yavaş yavaş tekrar kaldıracağım. Hareketi dikkatli görün. Bakın bu noktadan sonra geri hareket etmeye başlıyor. O zaman bu noktada benim tahriği piston üzerinden vermem daha doğru olacak. Çünkü buradan pin bağlantısı üzerinden verirsem belli bir yerden sonra durdurmam gerekecek onu. Ama pistondan verirsem başlangıçtan sonuna kadar hangi yüksekliğe kalkacağı yüksekliğe kadar uygulayabilirim. Şöyle snapshot'ımızdan tekrar başlangıç pozisyonuna dönelim. Aynı zamanda kepçenin pistonu içinde ayrı bir motor uygulayacağım. Şöyle servo motoru seçiyorum. Slider bağlantısı üzerinde yönünü değiştireceğim. Şu an aşağıya bakıyor çünkü yukarı yöne doğru. Position olarak değil, velocity hız profiline baktığımızda sabit bir hız olarak tanımlayacağız. Şu an birim sistemi inç olarak olduğu için inç bölü saniye görüyor. 2 inç bölü saniye olarak tanımlıyorum. Birinci motorumu aynı zamanda şurada iki pistonda da var bakın slider bağlantısı. İkisi için ayrı ayrı tanımlamaya gerek yok. Birine tahrik verdiğimizde zaten diğeri de hareket edecektir. Yönü aşağıya doğru olarak görüyorum. Bunu da velocity olarak verelim. Aynı şekilde 2 inç bölü saniye olarak vereceğim bu noktada. Şimdi motor tanımlamalarımı gerçekleştirdikten sonra geriye kalan tek şey buradaki analizin kurgulanması. Yeni bir analiz oluştur diyorum. Oluşturacağınız analize bir isim verebilirsiniz. Mesela Lift Motion 02 diyelim buna. 01'ini daha önce yaptım çünkü. Burada bakın dinamik analizde falan işimiz yok. Kinematik analiz ki bunu standart Creo lisansıyla çalıştırabilirsiniz. MDO modülünden bahsetmiştik. MDO modülü dinamik analiz çalıştırır. Bunları zaten eğer MDO modülünüz yoksa elinizde çalıştıramayacaksınız. 12 saniye için koşturacağım bunu. Diğer değerleri dokunmuyorum. Başlangıç pozisyonunu ayarlayacağım. Snapshot almıştık burada. Lift Start'ı başlangıç pozisyonu al diyorum. Motor sekmesine geldiğinizde bakın oluşturmuş olduğunuz motorlar zaten otomatik olarak buraya gelecektir. Burada yalnızca şuna dikkat etmek gerekiyor. İki motorda bakın başlangıçtan sona kadar çalışacağını görüyorum burada. Şimdi eğer ilk motor ben başlangıçtan animasyon sonuna kadar çalıştırırsam belli bir noktadan sonra daha fazla yükseltemeyeceği için analizim o noktada bölünecektir. O yüzden bunu sonuna kadar çalıştırmak istemiyorum. 12 saniye boyunca çalıştırmak istemiyorum. 7,5 saniye boyunca çalıştır diyorum. Motor 2 ön kısımdaki motorumdu zaten. Bu da 6 saniyede başlasın ve sona kadar devam etsin. Bu şekilde bir run diyorum analizime ve şu an analizi oynatmaya başlıyor. Bu bölümde bir analiz koşturduğu için yani biz analizden animasyonu elde etmeye çalıştığımız için analiz biraz böyle daha atlayarak gider, adım adım gider. Bunu daha seri bir halde göreceğiz sonrasında. Ve hareketimiz sona erdi. Okey diyerek bu analiz penceresini kapatıyorum. Bakın oluşturmuş olduğum analiz burada. Ve bu analizden bir hareket, bir animasyon elde etmiş olduk. Playback bölümünü açarsam bakın mekanizmada. Şuradaki playback butonundan. Buradan yeniden koşturabilirsiniz isterseniz. Play butonuna tıklayarak hareketi baştan sona yeniden koşturabilirsiniz. Şöyle yeniden koşturmayacağım ben hareketi. Şimdi bizim esas ihtiyacımız olan şey bir FRA dosyası. Yani şu ana kadar hiç şu soruyu sormadık. Ya biz neden Creo Parametric'te mekanizma modülünde bir analiz kurduk ve oradan bir animasyon çıktısı elde etmeye çalışıyoruz? Neden normal Creo'nun
Applications'daki işte animasyon modülünü kullanmadık. Çünkü Applications'daki animasyon modülü size video formatında çıktı verir. İşte AVI formatında, MPEG formatında çıktılar verir. Bizim esas ihtiyacımız olan şey bir FRA dosyası. Bunu bize mekanizma modülünden elde ettiğimiz animasyon veriyor bakın. Export FRA file diyor. Neden FRA dosyası? Çünkü Creo Illustrate bizden bir FRA dosyası isteyecektir. Bakın şöyle Creo Illustrate üzerinde yeni bir figür oluşturalım burada. Şöyle duplicate diyelim. Şunu kaldıracağım buradan. Rename diyelim figürümüze. Mekanizma animation diyelim, animasyon diyelim. Bakın burada import animation var. Creo Parametric'ten export edeceğiz. Buradan import Illustrate üzerine import alacağız. Illustrate ne istiyor bizden? Animasyon dosyası olarak FRA dosyası istiyor bakın. Bu FRA dosyasında mekanika file'dan yani Creo Parametric'in mekanizm modülünden elde ediyoruz. Şimdi dilerseniz yeniden isimlendirebilirsiniz. Burada analiz definition 1 diye kaydedecektir bunu. Benim daha önce kaydettiklerim de var. Onların üzerine kaydedecektir. Peki yeniden isimlendirmek isterseniz nasıl yapacağız bunu? Analize edit definition derseniz diyelim ki lift motion 02 olsun bu. Okey dedim. Bakın playback'in ismi de değişecektir. Lift motion 02 buraya geldi. Ve export results diyerek bu hareketi export ediyorum. Mesaj ekranında da evet Lift Motion 02'nin diske kaydedildiğini görüyorum. Burada nereye kaydedecektir? Dikkat edin. Working direktörünüze kaydedecektir. Eğer working direktörüye çalışmanın en başından ayarlamadıysanız Creo parametriğin config pro dosyasını yani Creo'nun ayar dosyasının olduğu klasöre kaydedecektir. Bu FRA dosyasını. Şimdi bu pencereleri kapatalım. Creo Illustrate'e geri dönüp o FRA dosyasını buraya import alalım. Bu aşamadan sonra yapacağımız gayet basit. Direkt import animation diyerek FRA dosyasını içeriye alacağız. Zaten yeni figürü oluşturmuştuk. Düz bir animasyon olacak şekilde kurguluyoruz. Import animation diyorum. Benim working directory'im başlangıçta ayarlıydı. Şuraya kaydettim ben onları. Lift motion 02. İçeriye alıyorum. Zaten içeriye aldığım gibi bakın. Animasyonun içeriğinde görüntülendi. Şöyle oynatırsam biraz hızlı bir şekilde oynuyor. Biraz süresini uzatalım. Şu bütün animasyon 5 saniyede gerçekleşmesin. Şöyle 9 saniyeye kadar uzatıyorum ve ön izlemesini bir görelim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi Creo Parametric'ten faydalanarak Creo parametriğin işte mekanizm modülünün bize vermiş olduğu FRA dosyasından faydalanarak Creo Illustrate içerisinde bir mekanizma animasyonu kurgulamış olduk. Mekanizma animasyonlarınızı eğer Creo parametrik programınızda elinizde varsa bu şekilde kurgulayabilirsiniz Illustrate üzerinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.